önemli bir müsabakaya çıktık. Her iki takım açısından. Şimdi şöyle söyleyeyim. Takımı tabii tebrik ediyorum. Önemli bir galibiyet aldılar. 4-0 kazandık. Net bir skorla kazandık. Ama şurada da Karabük Spor'u ve Levent Hoca'yı da tebrik etmek istiyorum. Gerçekten kolay bir durumda değil. Devamlı motive etmek zorunda. Onun işi kolay değil. Futbolcuların da aynı şekilde. Özellikle geçen hafta Kayseri müsabakasını biz izledik tabii. Çok iyi oynadılar. Bugün de ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Ama tabii bizim açımızdan da olmazsa olmazlardan bir tane müsabakaya çıktık. Şimdi Bursa içeride yeniyorsunuz. Olayı yakalıyorsunuz. Tabii ki bunu pekinleştirmek için burada 3 puana ihtiyacınız var. Doğru bir stratejiyle bloklar arasındaki mesafeyi iyi tutarak, dengeyi çok iyi bir şekilde sağlayarak pozisyonlara gireceğimizi biliyorduk. Girdik ve sonuçta dediğim gibi net bir skorla kazandık. Bu bizim için çok önemliydi. Şimdi milli takım arasına giriyoruz ve içerideki Konya müsabakasına hazırlanacağız. Yolumuza devam etmek istiyoruz ve kesinlikle bu takımla ligde kalmak istiyoruz. Sorusu olan Mahmut, buyurun. Vallahi şöyle söyleyeyim, tabii bize baktığınız zaman son 4 haftada şimdi 8 puan aldık. Deplasmanda Kasımpaşa ile berabere kalmıştık. Antalya'da berabere. Şimdi 2 tane galibiyet aldık. Yani şurada söyleyeyim, eğer biz bunları almış olmasaydık zaten çok daha farklı bir durumda olacaktık. Demek ki yarışa ortağız. Diğer takımlarda inanılmaz derecede mücadele ediyor. Biz müsabaka bakıyoruz. Şöyle söyleyeyim, takım halinde buna inandık, istiyoruz, mücadele ediyoruz ve ligde kalacağımıza inanıyoruz. Tabii ki yani, ama dezavantaj olarak değil de her müsabakaya farklı bakmanız gerekiyor. Şimdi biz içeride oynuyoruz. Trabzon'la, Başakşehir'le tabii bunlar kolay değil. Deplasman'da Fener'le oynuyoruz. İçeride Beşiktaş'la oynuyoruz ama aynı zamanda diğer takımlarla da oynuyoruz. Yani her müsabaka çok farklı. Farklı geçeceğini düşünüyorum. O yüzden biz çok iyi hazırlanıp o müsabakaları kazanmak istiyoruz. Teşekkür ederiz. 4-0'lık maçtan sonra maçın değerlendirmesi tabii ki zor. Ama iyi başladığımız bir oyunda 27. dakika herhalde yediğimiz golden sonra tamamen bireysel hatalara düştü iş. Maalesef bunun önüne de geçemedik bu zamana kadar. Her maçta bireysel hatalar ve skora ciddi anlamda da etki ediyor. Oyuncularımız elinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Ama dediğimiz gibi biraz da futbol şansı da yanımızda olacak. Vuruyoruz, direğin içine çarpıyor, geri çıkıyor. Vuruyoruz, adama çarpıyor, dışarı çıkıyor ya da ne bileyim. Olmuyor yani, olmuyor. İyi niyetle mücadelemiz sonuna kadar da devam ettireceğiz. Sonuçlamam. Ben. Teşekkürler. Varmış. Sağ ol.